Merhabalar, bugünkü konumuz anne babaları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar diyor ki eğer çocuğunuz okuma yazmada güçlük çekiyorsa, harfleri rakamları ters okuyup yazıyorsa aman dikkat, disleksi yani bir diğer adıyla özgül öğrenme güçlüğüne sahip olabilir. Bugün Yeni Mahalle Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman Yahya Ünal'dı disleksi konusundaki sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Öncelikle disleksi nedir? Tanımıyla başlayalım. Disleksi genelde belirtilerini içeren tanımlarla anılır. Yani çocuğumuzda şu özellikler var, işte şunları yapamıyor gibi tanımları vardır ama en teknik tanımı çocuğun zeka seviyesiyle akademik başarısının uyumsuzluğu, çelişmesi durumudur. Daha da açacak olursak bunu, çocuğun zeka seviyesi normal ya da normal üstünde olmasına rağmen çocuğun akademik başarısı sınıfın en gerisinde ya da akranları arasında seçilecek şekilde geri seviyede olmasında. Peki disleksi türleri nelerdir? Aslında disleksinin türünden önce istersen bir de kelime anlamı nereden geliyor disleksi? Yunanca kökenli bir kelimedir. Dis hata anlamındadır. Hatalı anlamında. Leksi sözcük, dil anlamında kullanılır. Disleksi de hatalı sözcük anlamında kullanılsa da genel bir şey de vardır, belirtisi de vardır. Alt dallarında hazır sormuşken buradan hep disle başladığı için bunu belirtmek istedim. İşte diskalküli, işte matematiksel becerinin bozukluğu, yani matematiksel becerileri öğrenmede yaşanan zorluk, işte disgrafi, yazmayla ilgili becerileri kazanmadaki zorluk, normal disleksi'de işte sözcükle ilgili, dille ilgili konuşmalar, sözel olmayan nonverbal disleksiler vardır. Tamamen hayat organizasyonuyla ilgili bozukluklar. Mesela burada çok çarpıcı şeyler vardır. Çocuğa mesela bir bardak su getirir misin denildiğinde çocuk önce boş bir bardağı getirir. Arkasından bir sürahi getirir. Sürahiyi orada doldurur. Yani organizasyonda işte mutfakta bardağı doldurup daha sonra bir bardak suyu getirmek yoktur. Tabii bu çocukta bu normal hayat içinde bir örnek oldu. Çocuklar arasında oyun sırasında bir türlü oyunun kurallarını, oyunun gereğini yerine getirememekten dolayı bu çocuklar bir türlü diğer akranlarla oyunda oynayamazlar. Hangi yaşlarda ortaya çıkıyor diyebiliriz? Aslında çocuk doğuştan gelen özellikler, yani kalıtsal özellikler de vardır. Bir travma dan sonra da oluşabilecek disleksiler vardır. Doğuş kalıtsal olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Çocukların aile hikayelerini aldığımızda ya da çocukların performanslarını alırken anne ya da baba şunu söylüyor. Bundan aynılar bende de vardı. Çocukluk döneminde bende de vardı ama Türkiye'de disleksini tanılamak, bu disleksili çocuklara yönelik eğitimler hazırlamak çok yeni. Yani 10 yıllık bir geçmişi var. Daha öncesinden bu çocuklar başarısız çocuklar ya da söyleneni anlamıyor ya da dikkat eksikliği olan çocuklar olarak algılanıyordu. Ama şu anda net bir şekilde disleksileri biz diğer gruplardan ayırabiliyoruz. Peki hangi tür problemlerle bir arada görünüyor? Bunu biraz önceki cümlenin altını çizmek istiyorum. Disleksi bir hastalık değildir. Bu bir öğrenme bozukluğudur. Ve uygun yöntemler kullanıldığında, öğrenme gerçekleştiğinde ortadan kalkar. Ortadan kalkar derken sonuçları ortadan kalkar. Yani bizi o çocuk için zorlu olan neler vardır? İşte okul hayatında matematiği bir türlü kavrayamıyor. Okul hayatında yazma becerisini bir türlü kavrayamıyor. Kavrayamıyor derken çocuklar yazmayı öğrenirler ama hatalar çok vardır. Hatalardan kastedilen ters e'ler, kelimelerin birleşik yazılması, işte paragraf girintisinin yapılmaması, nokta virgül ya da Türkçe'de bulunan noktalı harflerin olmaması, noktalı harflerin noktalarının konulmaması gibi sıkıntılar vardır. Ama uygun öğretim yöntemleriyle bunlar giderildiğinde çocuk yine disleksidir. Ama disleksi özelliklerini yitirdiği için akran grubundan ayrılmaz. O zaman disleksinin zeka ile bir ilişkisi yok diyebilir miyiz? Zeka ile bir ilişkisi yok. Ama zeka denmişken şunu da söylemek gerekir. Bazı hafif meğere, hani hafif zihinsel engelli çocukların performansları disleksili çocuklarla karıştırılabilir. Yani çocuklar gerçekten zihinsel engelli oldukları için öğrenemezler. Ama bu sanki disleksili çocukların öğrenememe modellerine çok benzeştiği için mutlaka bir uluslararası geçerli olan bir zeka testinden geçmeleri gerekir. Bunlar işte Stanford, Binez,
Viscar gibi zeka testlerinden geçerler. Eğer çocuk normal ve normal üstünde çıkıyor ve akademik veya da sosyal hayatıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsa, evet biz bu çocukta disleksi var diyebiliriz. Özgür öğrenme güçlüğü için nasıl bir tedavi uygulamak lazım? Tedaviden öğrenme yöntemlerini biraz değiştirmemiz lazım. Çoklu öğrenme yöntemlerini kullanmamız lazım bu çocuklarda. Genelde yapılan hatadan bahsedeyim. Çocuk okulda öğrenemez ve aile imkanları doğrultusunda çocuğa özel bir öğretmen tutar. Özel öğretmen birebir eğitim alması açısından iyidir. Ama şu anlamda bir yarar sağlamaz. Çocuğun zeka seviyesi zaten normal olduğu için eğer öğrenebilseydi okuldaki öğretmenden de öğrenirdi bunları. Beraber çalışılan öğretmen mutlaka farklı yöntemler uygulaması. Farklı yöntemlerden kastettiğim sadece işitsel yöntemler değil. Hem işitsel hem görsel hem yaşama dair örnekler verilerek dersler yapılmalı. Bir de şöyle bir handikap vardır. Bu çocuklar eğitim hayatlarıyla ilgili devamlı örselendikleri için, akran gruplarından geriye kaldıkları için, aileleri tarafından, anne babaları tarafından, öğretmenleri tarafından eleştiri oklarına bu alanda hedef oldukları için öğrenmeye karşı bir direnç geliştirirler. Asıl problem orada başlar. Yani bizim önce bu disleksi probleminin üstünü külleyen, öğrenmeye karşı direnci ortadan kaldırmamız lazım ki bu da öğrenmeyi oyunlaştırarak olur. Ki bizim birebir çalıştığımız öğrencilerde hep ders yapıyoruz, ders çalışacağız, ödev veriyoruz cümleleri kullanılmaz. Bugün seninle çok eğleneceğiz diye başlamak gerekir. Gerçekten dersler eğlenceli hale getirilmesi gerekir ve bilgilere hep bir işaret koymak gerekir. İşaretten kastedilen işte hani geçen gün oynadığımız eğlenceli oyunda öğrendiğimiz şeyler vardı ya. İnanın bunlar aslında biz disleksili öğrencilerle çalışırken bunları bulduk, uyguladık. Ama normal çocuklar için de aynı şey geçerli. Normal eğitime dair olan çocuklar için, dahil olan çocuklar için de eğer bilgiyi eğlenceli hale getirirseniz bilgi daha kalıcı olacaktır. Yani eskiden öğretmenlere belletici denirdi. Belletici denmesinde kasıt belleğe yazan. Aslında doğru bir tanımmış evet, değil mi? Doğru bir tanım. Belleğe yazan. Bu özgür öğrenmeli çocuklarda bir türlü belleğe yazma olayı gerçekleşmiyor. Belleğe yazabilmenin de teknikleri gerçekten işte çoklu öğretim sistemleri, dersi eğlenceli kılmak ve bilgilere işaret koyabilmek. Disleksiden yani özgür öğrenme güçlüğünden tamamen kurtulmak mümkün mü? Kesinlikle. Harika. Peki tam olarak belirtileri neler? Hani bahsettik ya işte yazmada, okumada bazı harflerde ters yazma. Bunun dışında neler olabilir başka? Çok belirgin özellikler var. Neler mesela? Alt dallara inmek lazım bununla ilgili. Mesela disgrafi ile ilgili, yazımla ilgili bir problem olduğunu düşünüyoruz çocuğun. Israrla biz öğretmemize rağmen, yani onunla beraber çalışmamıza rağmen işte E harf, büyük E harflerinin ters yazılması. Genelde B ve D harfleri birbirine simetri olduğu için bu çocuklar bunları karıştırırlar. Bazen çok nadir de olmak üzere P harfleri de karışabilir. Türkçe'de noktalı harfler olduğu için Türkçe'deki o noktalı harflerin noktalarını koymayı unuturlar bu çocuklar. Bazı işte paragraf girintisi yapmak, cümlenin sonuna nokta koymak, yeni cümleye büyük harfle başlamak, cümle içindeki özel isimleri büyük harfle başlamak ya da çok uç bir örnek olacak ama özel isimleri kesme işaretiyle eklerinden ayırmak. Bunlar gerçekten bu çocukları zorlayan şeylerdir. Ayrıca Türkçe'de sondan eklemeli bir dil olduğu için yapabilmek, yapabiliyorum gibi bir kelimeyi yapabiliyorum gibi ayrı iki kelimeymiş gibi yazmak ya da kelime boşluğu hiç vermeden bütün satırı sanki tek bir kelimeymiş gibi yazmak bu çocukların özelliklerinden biri. Diskalkülüye girince yani matematiksel beceriyi kazanamama diyebiliriz buna. Mesela artı işaretiyle toplamayı gösteren artı işaretle çarpı işareti 45 derecelik bir fark gösterir. Çocuklar hangisi çarpma işlemiydi, hangisi toplama işlemiydi bunu karıştırırlar. Bir de organizasyonla ilgili mesela problemler vardır ki bu matematikte de ilintili olduğu için söylüyorum. Çocuklar mesela bir matematik problemi sorulur. Çocuk aslında tek tek sorsanız cümleleri tek tek okuduğunuzda işte problemin ilk cümlesi okuduğunuzda şu anda ne yapacağız? Toplama. İkinci cümleyi okuduğunuzda şimdi çarpma yapmam gerekir
diye cümle cümle okuduğunuzda söylerler. Ama bütün problemi okuduğunuzda acaba önce çarpma mı yapacaktık, toplamayı mı önce yapacaktık gibi bir organizasyon problemi de yaşarlar. Simetri ile ilgili çok bariz örnekler vardır. Çocuğunuza mesela 23 yazdığınızda çocuğunuz 32 yazıyorsa, rakamları yer değiştirerek yazıyorsa ya da çocuğunuza mesela çarpma işlemini öğretiyorsunuz. İşte 6 kere 7 42 diyor ama yazarken 24 şeklinde yine harfler rakamlar yer değiştirerek yazıyorsa evet disleksi ile ilgili ciddi problemlerimiz olabilir. Hamilelikte yaşananlar bu rahatsızlığa neden olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, travmaya bağlı oluşan disleksilerde doğum sırasında çocuğun belli bir süre oksijensiz kalması, doğum sırasında bir travmaya maruz kalmasından olduğu belirtiliyor. Ama bunların hiçbiri, yani disleksinin neden kaynaklanırla ilgili hiçbir net kaynak yoktur. Bunların hepsi varsayımdır. Yani ama çok önceden beri var olduğu ve daha önceki kuşaklarda da örüntülerinin görüldüğü kesin. Peki disleksiden şüphelendiği andan itibaren anne babaların ne yapması lazım? Bir kere bakış açısının değişmesi lazım. Çünkü disleksili olduğu anlaşılana kadar çocuklar tembelliğinden yapmıyor. Çalışmayı sevmediği için yapmıyor. Okumayı bir türlü sevmediği için okuması gelişmedi gibi algılanır. Hatta çocuklar bu konuda örselenirler. Yani hem akran gruplarından dışlanma, anne babalar tarafından diğer kardeşlerle, diğer çocuklarla kıyaslanma adına hep örselenirler. Birinci anne babaların ya da öğretmenlerin yapması gereken bakış açılarını değiştirmektir. Yani kendi bakış açılarını değiştirmek. Bu çocuklar tembel oldukları için ya da başarısız oldukları için ya da çalışmayı sevmedikleri için başarısız olmuyorlar. Bu çocukların ciddi öğrenmeyle ilgili problemleri var ve değişmesi gereken çocuk değil, eğitici. Yani anne baba ve öğretmen kendi tekniklerini değiştirecek, kendi tekniklerini çoğaltacak. Dersi bir ceza, dersi çocuğun örselendiği bir zaman dilimi olmaktan çıkartacak kesinlikle. O zaman şimdi ben şunu anlıyorum. Bu çocuklar özel çocuklar ve özel bir eğitim almaları gerekiyor. Acaba Türkiye'de bu eğitim programları mevcut mu? Genelde Türkiye'de ben diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslıyorum. Özel eğitim anlamında ya da bu özelleştirilmiş eğitim anlamında iyi ülkelerden biriyiz biz. Yani gerçekten iyi çalışmalar var bu konuda. Henüz disleksiyle ilgili aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü disleksiyle ilgili ben çalıştığım Avrupa Birliği projesinde küçük bir anket çalışması yapmıştım. Bu anket çalışmasında %5'lik bir öğretmen kitlesi disleksi hakkında orta seviyede bilgiye sahip. Öğretmenlerden bahsediyordum. Anne babalar da durum daha vahim. Siz o projede eğitmenleri de eğitiyorsunuz evet, galiba değil proje, mi? Ondan da bahsedelim. Bu Avrupa Birliği projesinin yayılmacı bir yapısının da olması gerekiyor. O yüzden öğretmen eğitimleri, anne baba eğitimleri de yapıyoruz bununla ilgili. Şu ana kadar ulaştığımız, yani daha yeni yeni başladık. 35 öğretmene ulaştık bu konuda. 35 öğretmene disleksi hakkında en azından bilgiler vermeye, nasıl çalışılır üzerinde çalıştık. Bu senede artık eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sevgili ebeveynler, okulların yeni açıldığı bu günlerde çocuklara kızmadan önce bence iyice bir gözlemleyelim.